Közüngü, yani ayna. Kamın kıyafetinde vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Hem kendini gördüğü, hem kendine döndüğü, hem de vecd haline geçtiği bir işlevsel araç. Gökle yerin aynı olduğuna, yani gökte ne varsa yerde aynısının olabileceğini, makrokozmozda gözüken şeyin mikrokozmozda da aynı olacağını söyleyen ve birlik düşüncesi, yani bir olma. Çocukluktan itibaren önüme çıkan tüm kaynaklar yıllar içinde sese doğru beni getirdi, sesin ne olduğuna doğru getirdi, sesin niye bir kılıf gibi harfi giydiğine doğru getirdi. Sanat bir şekilde cüret etmek ya da cesaret etmek. Ben kendimi hem yazın içinde, hem müziğin içinde, hem çizmenin ya da resmin içinde zaten doğrudan bulmuştum. Şamanizm, deneyimleme, deneyimin sonucunda evet biz bunu bir kültür yapalım, bunu bir töre yapalım deme biçimidir. Tanrıların heykelleri yoktur. Tanrıların adına yapılmış tapınaklar yoktur. Orada bir örgütlenmeye gitmeden sürdürülen bir inanç vardır. Çünkü tümden soyut bir düşüncedir. Kamlık ya da şamanlık içinde beni en çok çeken nokta onun tümden başından sonuna bir soyut düşünce olmasıdır. Kam hem doğayı gözler hem de insanları gözler. Doğadan etkileniyorsunuz. Bazen bir ağacın bir yaprağında bir şey görüyorsunuz, onu uygulamaya çalışıyorsunuz. İlk demirci bir kam. Titreşimlerle iyi ederler hastaları. Ben bir şamanım. Şifayı taşlarla veririm. Kam aslında birkaç tane sanatsal yetinin birleşmesi gereken kişi. Toplumun zamanda ve mekanda devam etmesine olanak veren kültürün en büyük taşıyıcılarından biri kamlardır. Gönül bağları olan insanlardır. Men manasçı olup bulca şoğudun. Ötüp geçsem menin balamdan, neveremden, çöveremden, kıvıramdan, tıvıramdan söz türde bir manasçı çıkarı şeksiz çıkat. Anadolu'nun bu kültürü, hepimizin kültürü. Biz sadece bu kültürün bekçileriyiz ve bu galeride bunu yapmaya çalışıyoruz.